Ya beni Adem, la yakinennekum şeytanu kema ahrece ebeveykum minel cennet, yenzigu anhuma libasahuma, liyubiyehuma zevvetihima, innehu yarakum huve ve kabiluhum min haythu la tarawun. İnne ta'ala şeyatine enbiyâe lillezîne lâ yu'minûn. Oturduğu koltuktan olur, insan durup dururken kim
kibirlenmez. Bir tarafında bir şeyler var ki kibirlenmez. Bunlar dini kabul ederlerse bir, içinde bulundukları imkanı kaybedeceklerini zannederler. İki, küçük gördüğü seviyesiz insanlarla eşit duruma gelecekler. Bu öyle bir değil. İnsanlar bir tarafa dişleri gibi eşittir diyor. Şimdi ben İstanbul'u bilmem ama orada bir Nişantaşı'ndan bahsediyorlar, bir Bağdat Caddesi'nden bahsediyorlar. Bunlar İstanbul'un öteki semtleriyle böyle biraz kibirli davranışlarmış, tepeden bakarlarmış. Biz gece kondu mahallesindeki insanlar gibi miyiz derlermiş. Bilmiyorum, biz bu memlekette de bir köylü şehirli kavgası olur. Yok işte efendim Maraşlı pazarı kavgası olur. Ne kadar saçma sapan şeylerle insanlar boş boş vakit geçirirlerse. İşte Maraş Antep kavgası olur, Türkiye Arabistan kavgası olur, altına bakarsanız boş, ırkçılık. Yani bir şey olan insan, bir varlığı olan insan diğerlerini küçük görüyor. Küçük görünce de tenezzül etmiyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte bütün bunların kaynağında şeytan var. Şeytanlıktır bu yani. Ben ateşten, onu topraktan yarattım. Doğmuş, ikiniz de Allah'a bir mahluk olsunuz, yarattıysınız yani. Televizyonda bazı tartışmalar olur. Dağ çobanıyla, köydeki adamla benim oyun bir mi diye bazıları itiraz eder. Neymiş? Benim artistmiş. Ne olmuş artist olunca? Hanım mankenmiş. Benim oyun var. Onun oyu bir mi diyor? Allah Allah. Efendim, suç işlemiş. Biz bu memlekette neler yaşadık, neler gördük ya. Yaşadık dediği ihtiyar, bu sözlere ihtiyarımızı meydana çıkarıyor. Adam yolsuzluk yapmış ama bir şehirde bir üniversitenin rektörü, Cumhuriyet Üniversitesi'nin rektörü suç işler mi diye onu tutuklayan polislere ve hükümete ben yardım ettiler. Yargının üstüne bindiler. Hani yargıya etkilen o suçlu? Bu memlekette işte general suç işledi mi? Canım yani onu da görmeyin. Ne olur yani? Başbakan ya da bir bürokrat ya da işte bir general ya da bir iş adamı bir suç işler. Eline kelepçe vurulur mu vurulmaz mı? Ya herkesin eline kelepçe vuruyor. Önkünü de vurursun. Ama canım o da şöyle. Bu her zaman böyle olur. Ve böyle düşünen insanlar basit düşünceli insanlardır ve o memleketin sonu iflah olmaz. Eğer adalet mülkün temeli ise mülkü, devletin, iktidarın temeli adaletse İnsanlar kendilerini hukuk önünde eşit görmedikten sonra bunda hayır gelir. Herkes hukukun önünde eşit muamele görür. Bu fesadı ilk defa çıkaran da şeytan. Bir şey daha bu kıssadan ders alalım. Değerli kardeşlerim, bunu biraz cemaat kalabalık halinde söylesek daha güzel olur ama o zaman mevzu değişecek yeri geldi. Söyleyelim yani. Şeytan kaç kere Allah'a isyan etti? Gördü ki bir kere. Secde etmedi, etmedi. Dikildi kaldı. Bir kere. Niye dedi Allah? Böyle böyle. Defol. Rahmetinden uzaklaştı. Kaç kere isyanından? Bir kere. Bir kereyle ne olur? Dedi. Günde 5 defa ezan okunurken ve millet namaza gidip secdeye giderken geldi dindik buranın. Şeytan gibi namaz kılmayan Müslüman bundan ders ve ibret alır. Şeytan bir kere secde denildiği yerde etmedi ve ayakta dindikini kaldı, akıbeti bu. Günde 5 defa Allah'ın emrine isyanından düşünsün artık. Allah'ın emrine isyan etmek ciddi bir iştir. Akıbeti çok büyük bir felakettir.
Bunu da düşün. Ya Allah kerim, demek Allah kerim. Muvaffak olup tövbe ederse Allah bütün günahlarını silerler. Anadan doğmuş gibi tertemiz de yapar. Ama bunun garantisi yok kardeşler. Buna güvenmeyin. Amele düşün. Aynen. Hazreti Adem gibi aman diyecek. Rabbana inna nazalemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik Allah. Bu şeytan dinler. Bizi kandırdı. Kanmamıza sebep de yemin etti. Ya Allah adına yalan yere yemin ettin. Biz ne bilelim. Edilmez zannediyor. Bu meyveyi ne Allah'ın bu hadisinde yasak kıldı? Bunu yerseniz melek olacaksınız ve bu cennetten hiç çıkmayacaksınız. Yemezseniz bir gün ölürsünüz. Dediğimizde korktuk yedik. Ne olursa olsun sana isyan etmeyecek. Biz nefsimize zulmettik. Ve inen tabbirlerine ve terhamlerine kullerine bilen hasili. Eğer sen bize merhamet eylemez, günahlarımızı Rabb'ı mağfiret eylemezsen biz mahvolduk. Üstlere düşük edelim. Allah Celle Celaluhu sen de Adem'e, Havva'da, şeytanda çıkın gidin cennette dedi. Her türlü korudu. Birbirimize düşman olarak değil. Hazreti Adem insanın ebediyen düşmanı. Allah Celle Celaluhu ona da uyardı. Ya ben Adem, ey Adem'in çocukları, la yakinlerle bu şeytan, sakın şeytan sizi fitneye düşürmesin. Kema afede adamı ümmüler cennet, cennette ana babanızı çıkarttığı gibi gerdi bu an kumanı bazı kuma elbiselerin üzerlerinde soyuverdi de onların ayıp yerlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. O yüzden dikkat edin. Elbiselerinizi üstünüzde ört. Çıplaklık, şeytanlık, günahkarlık alanı, küfür alanı. Ve geçen dersimizde uzun uzun bahsettik. Nasıl şeytan fikirli kafirler insanları mahvetmek için önce kadınların sonra erkeklerin tesettürünü önlüyor. Açık saçık hale getiriyor. Çünkü şeytan damara girdiği zaman öyle ateşleyen coşturur kanı ve o kanın coşmasından akıl gelir. Doğru düşünemez. Şehveti uyanan insan doğru düşünemez. Allah'a doğru olur. Aklına gelse bile aman dedi. Affettirdi sonra. Ve çok kötü işler yapıyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bu fitnenin ta kendisidir. Allah Celle Celaluhu buna dikkat çekiyor. لِيَوْيَهُ مَسَلْمَاتِهِمَا sizin elbiselerinizi soyup avret yerlerinizi ortadan çığırsınlar, resimlerinizi bırakırız. Aman dikkat edin. اِنَّهُ يَرَمُهُ وَوَقَبِيُّهُ مُحَنْ مُنَا تَرَرَهُ o ve kabilesi sizin onları görmediğiniz noktada onlar sizi görür. Kusu kurarlar. اِنَّ جَعَلَ شَيَاتِينَ اَوْلِيَا bir şeytanların dost ve yardımcı, destekçi yaptı. Kim için? لِلَّذِينَ لَا يُمْنُونَ iman etmeyen kafirler için. Şeytanın ümmini ne dostu olur? Şeytan kafirlerin dostu olur. Ve izafa alın fahişeten bir fahişe, hoşuya, kötü çirkin, ayıp bir şey yaptıkları zaman bu hakkı derler ki vedetna aleyha ma abana vallahu amarana biha ve izafa alın fahişeten bir fahişelik yaptıkları zaman şeytan en fazla ne üzerinde duruyor idi? İnsanların elbiselerini çıkararak çıplak hale getirmekmiş. İşte soyup atar. Yahu sen Müslümansın. Erkek göbekle diz kapağın arasını örteceksin. Kadın yabancı erkeklere karşı yüz el bayağı bütün vücudunu bol bir elbiseyle örtecek altını göstermeyecek. İnce elbise olmayacak. Dediğin zaman ne derler? Ve izafa'u fahişeten böyle bir fuhriyeti yaptırır şeytan onlara. Fahru derler ki vedenna aleyha abana. Biz abbalarımızı böyle bulduk. Atadan dedenin böyle gördük. Örtümüz, adetimiz böyle. Allah seni
Senin Tanrın atan. Sen Allah'ın kulu değil misin? Allah sana tesettür emri verir. Babasın ya. Anacım ya. Allah'ın karşısında. Devlet kim? Devlet başkanı kim? Allah'ın karşısında. Herkes haddini bilmez. Değerlidir, emridir, değildir, dinlenmez. Ve cezası var, çekilir. Bilal-i Habeşi'nin üstüne kendinden bir kayak koydular. Günlerdir aklı susun. Enayi miydi o? Allah büyük, Allah büyük diyordu. Vazgeçmiyor dediğinden. Ateşe atıyorlardı, ashabı oturdu. Firavunların ellerinden, ayaklarının üstünden kesip parça parça kalkaptaki çengele son sözleri sabır Allah'ım bize sabır ver diyorlardı. Enayi miydi bunlar? Hayır, bunlar örnek Müslümandı. Babama karşı gelirsen maddi desteğini çeker. Geçmekten ötüyor. Allah veriyor. Babam veriyor. Artık ötesini söylemiyorum. Sen kimin kurusun ya? İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet edin. Yalan söylüyorsun sen onu. Allah'tan başkasının emrini dinliyorsan Allah'tan başkasının kulusun demektir. İbadet nedir? Boyun eğmektir. İtaat etmek demektir. Kime mabud ol? Mabud kimdir? En çok sevdiğin ve itaat ettiğin kimse o. Allah'sa Allah. Paraysa para. Putsa put. Kadınsa kadın. Makam kanatlar. En çok sevdiğin ve itaat ettiğin neyse o senin mabudun. Allah'sa Allah. Kim senin mabudun? Kimi kandırıyorsun ya? Bacım bu ne açıklık seçiklik? Efendim herkes böyle giyiyor. Sana ne ettin ya? Sana ne ettin? Herkes cehenneme gidecek. Peki sen mi? Herkes çalışmıyor. Diğer öğretmenler de dedesinden mektepte. Herkes pencereden yanına aşağı düşsün. Sen de mi alacaksın dediler. Öyle ya. Ve izah zamanı fahişe, bir fahişelik yaptıkları zaman tavrı dediler. Ve zekna biz bulduk aleyhâ bunun üzerinde ağabeyana babalarımız. Biz babalarımız böyle. Araplar elbiselerini çıkararak çırılçıplak Beytullah'ı tavaf ederler. Azıcık iffetli olan kadınlar, şerefli, haysiyetli kadınlar gece karanlığından elbiselerini çıkar, çırılçıplak Beytullah'ı tavaf ederler. Halbuki erkekler alıyor, ne sohbet ediyor, toprak değil. Niye böyle yapıyorsunuz? Kendisiyle günah işlediğimiz elbise üstümüzde iken Allah'a ibadet etmekten utanıyor. Birisi böyle demiş, öyle yapmış, arkasından gelenler de koyun sürüsü gibi öyle gidiyorlar. Niye çırıl çırıl soyunuyorsun ya sen? Rüzgar etse eteğin yanına kapatıversin açılırsa, öyle utanıyorsun. Peki insanların arasında çırıl çırıl elbiseyi nasıl soyun? Sen tuhaf ediyorsun ya. Atalarımız öyle buldu. Vay, 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 vay. Senin atan, deden, soyun sokun elbise. Sana çıplak bir emir. Bacağını açmıyor, baldırın açmıyor, göğsün açmıyor, kolun açmıyor. O senin tanrın ya. Niye dinliyorsun ki? Babalarımız da böyle mi? Babalarımız sapıksa sizde mi sapık olacağız? Yukarıda çok gördük biz ayetler, suç şahsi değil midir? Kim suç işlerse o cezalandırır. Sen adam öldürürsen senin yerine babanı çekerler mi mahkemede cezayı? Hayır. Seni çekerler. Baban başka, sen başka. Baban suç işlerse babanı çekerler. Seni çekerler mi? Baban böyle kötü adammış, gel bakalım sen de diye. Hayır. Yapan varsa haksızdırlar, zulüm yaparlar.
Sana ne ya babana? Babalar dinlenir. Analar dinlenir. Atalar dinlenir. Memleketin örf ve adetine uyulur. Ne zaman? Allah'ın emriyle uyum içinde olduğu zaman. Mutabık. Üst üste gelir ikisi de. Zaten Müslümanların örf ve adeti Peygamberimizin sünnetinden dolayı. Onun için örf, adet ve töre düşmanlığını bu memlekette dinsizliği yayanlar başlattılar. Bütün filmlerinde, bütün romanlarında, bütün piyeslerinde örf ve adetlere, törelere saldırdılar. Neden? Çünkü batılılaşmayla İslam dünyasında medeniyetinden çıkıp bu milleti zorla batı medeniyetine sürdükleri zaman bu ellerinde sopayla vura vura, döve döve, asa asa örf ve adetlerini terk etmeleri gerekiyordu. Çünkü milletin örfleri, adetleri İslam'dan kaynaklanıyor. Yeni bir hayat tarzı oluşturmak, gavur yaşama biçimini bu memlekette kabul ettirebilmek için örf ve adetlerin, törelerin değişmesi gerekiyor. Ve bir örf ve adet töre düşmanlığı başlar. Ha bu arada atalarımızın bununla beraber yanlış yaptıkları varsa ona da uygulamak lazım. Örf ve adet Kur'an ve sünnete vurulur, aynı ise alınır, farklı ise ters, muhalif ise, hasreten muhalif ters düşüyorsa İslam'ın ölçülerine atılır. Baba kim ya? Siz Hazreti İbrahim'le babasının mücadelesini bilmiyor musunuz? Peygamberimizin en yakın akrabalarıydı Ebu Leheb ve Ebu Talib. Müslüman olmadılar. Peygamberimiz atamdır, babamdır diye kabul etti mi onu? Vallahu amirna biha. Hadi bu terbiyesizliği yapıyorsanız, yapıyorsunuz. Arkasında bir de niye böyle söylüyorsunuz? Vallahu amirna biha. Allah bize böyle emretmiş. Yani nice bu makama yakışmaz, yoksa şeyle başlayan bir söz söyleyecek. Ya bu dinle alakamız yok. Tamam anladık, gavursunuz, anladık. Ya biraz şerefli ol, ya biraz izzetli ol, biraz dik durun ya, biraz omurgalı ol, biraz adam ol, ne oldu ya? Allah da böyle. Gözlerimle gördüm, televizyonda program yapıyorum. Köy birisine kaç çocuğu var? Geçmiş gün 6 mil, 7 mil, 10 mil, ne bir şey söylemiyorum. Bu kadar çocuk yapmaya utanmıyor musun? Allah bakabileceğin kadar çocuk yapmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen bu ayeti duymadın mı? Vallahi duymadım efendim. Bir daha bundan sonra yapmam. Kılığına yazdı sen de. Tehliyesiz adam. Allah şu kitabın neresinde bakabileceğin kadar çocuk yap diyor. Hayvan! Allah tam tersi diyor ki senin de rızkını biz veriyoruz. Çocukların rızkını da biz veriyoruz. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çocuğun rızkını kim veriyor ya? Bakabileceğin kadar sen de bakıyorsun. Sen de. Peki böyle bir propagandayı yapıyorsun. Nedir bunun aslı? Siyonizmin ileri gelenlerinden diyeyim hadi Rockefeller şirketinin sahibi var adıyla meşhur parasını vererek masrafını yüklenerek Türkiye'de bir müddet doğum kontrolü yaptırdılar. Bütün sağlık ocaklarında her çeşit masrafını ve memuru kullanarak doğum kontrolü parası nereden geliyordu biliyor musunuz? Amerika'dan, devletten mi? Hayır. Bir dernekten geliyor. Dernek basın derneği. Siyonist derneği. Ne istiyor? Müslüman milletin Türkiye'de nüfusu çoğalmasın. Sana ne? Nasıl sana ne ya? Orada İsrail yavrucukları yatıyor. Müslümanlar parça parça olmalı. Azıcık kalmalı ki dünyayı rahatça sömürmeli. Depresat olmalı. Topraklarda Müslüman azalmalı. Niye? Buralara kadar arz-ı mevuttur. Allah Filistinlere vermiş.
Allah daha doğrusu Yahudilere vermiş diyor. Damgalat o günün Müslümanları, Hazreti Musa'ya iman eden Beni İsrail idi. Allah buraları onlara verdi. Ne diye Müslüman oldukları için? Seninle Müslümanlığın ne alakası var? Seninle Hazreti İsa'nın ne alakası var? Musa'nın ne alakası var? Muhammed Mustafa'nın ne alakası var? Seninle şeriatın ne alakası var? Sen kimsin ya? Sen ırkçı. Öyle bir ırkçısın ki Yahudi soyundan, ırkından olmayanı, Beni İsrail'den olmayanı Yahudi bile dine bile kabul etmiyorsun. Yeryüzünde Hristiyan'ın misyonerlik faaliyetleri var. Yayılmak ister, çoğalmak ister ama Yahudiler istemez. Niye? Yahudi olmak için, Yahudi dinine girmek için Yahudi doğman lazım zaten. Doğmamışsa sana gel Yahudi demez ki adam. Niye? Seni eşek yerine koyuyor, seni adam yerine koymuyor. Allah bu Yahudi olmayanları Yahudilerin üstüne bilmesini yarattı, eşeklerdir diyor. Biz Allah'ın ahbaplarıyız, evlatlarıyız diyoruz. نَحْنَ اَبْنَاهُ اللّٰهُ وَاَحِبَّهُ Allah'ın ebnası, çocukları ve ahbabıyız diyor. لَنْ تَمَسَنَا النَّارِ اِلَّا اَيَّمَا مَعْبُدُ Cehennem için yapmayacak diyorlar. Cehennem bu kavurlar için diyor. Biz birkaç gün yanacağız cehennemde. O da Hazreti Musa'ya ihsan ettiğimiz birkaç gün. لَنْ تَمَسَنَا النَّارِ Ayet öyle diyor. Bize cehennem dokunmayacak. اِلَّا اَيَّمَا مَعْبُدَ Adet, sayılı birkaç gün dokunacak o kadar. Gelişini bundan yanacak. Bunlar ne ya? Allah'ın yarattığı çöp eşek. Vaham demek hem de iyi büyük eşek sırtımızı bilecekler de. Allah böyle demiş. İstismar etmeyin. Şu dini istismar etmeyin. Gavur olacaksınız da gavur olun. Adam gibi gavur olun. Adam gibi gavur olun. Nasıl bir şeyse. Diye izzetli olun biraz. Biraz şerefli olun. Hem gavurlu yapıp hem de Allah böyle yapıp. Vallahu emarana. Allah bize böyle yapıp. Bak. Kul. De ki. İnnallah. Hiç şüphesiz Allah. La ya'muru emir etmez bir fahşâ fuhşiyyat. Ayıp işte. Açılmayın, saçılmayın. Göz görün. Kulak işitin. El dokunun. Harekete geçin. Zina etmeyin. Allah emir etmez. Allah tesettürü emreder ve nikahı emreder. İnsanın bünyesine bülü çağından sonra şehveti yaratan koyan kim? Allah. Çok da güzel bir şeydir. Hayatın en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Cenneti hatırlatır. Yemeden, içmeden insan keyif alıyor. Bakarak, konuşarak, dokunarak. Şehvet müthiş bir nimettir. Allah Celle Celaluhu. Ama bunu Allah bunu çağına göre aklı başına geldikten sonra bu geliyor. Aklı başına gelmezden evvel bu şehveti verse akılsızlıkla bir sürü çocuklar almış ne diyor. Onun için belli bir yaşa kadar veriyor. Belli bir yaştan sonra şehveti veriyor. İyi ki veriyor. Ve vermediği insanlar doktorlara koşuyor. Tedavi olmaya çalışıyor. Bu büyük bir nimet. Ve Allah bu nimeti erkek ve kadın diye iki cins yaratarak nikahla emrediyor. Şehvetinizi nikahlı eşlerinizle gidin. Ana, baba, kız, evlat, hala teyzenin dışında Allah Celle Celaluhu erkek ve kadınları birbirlerine nikah kıyılmasını serbest bırakmış. Evleneceksiniz. Evlenir bir hükmü var. Evlenmeden duramıyorsun, günaha bakıyorsun, evlenmek sana farz. Günaha bakmıyorsun, sen de çok ilgilendirmiyorsa ister evlen, ister evlen. Mübah bir iş değil yani. Evlenip çocuk sahibi olduktan
Bir hükmün şuradan bakarsan başka, buradan bakarsan başka, önden bakarsan başka, arkadan bakarsan başka başka olur. İslamiyet müthiş bir din. Vaziyete göre hüküm değişir. Normalde evlilik bir nimettir, serbesttir. Zaten insanlara emretmeye gerek yok. Normalde çağa gelen herkes evlenmek isteyecek. Ama sen bunu açıklık, saçıklıkla fuhşa teşvik ediyorsun. Sonra fuhşu zinayı suç olmaktan çıkarıyorsun. Serbest bırakıyorsun. İnsanlar zina içinde teşvik ediyorsun. Sonra da diyorsun Allah böyle emretti. Allah. Kul de ki imallaha la yemur. Allah kuşu yazar etmez. Etekulun. Konuşuyor musun? Adamlar Allah'a karşı. Ma o şeydi. La tahlamun sizlidir. Bilmediğiniz şeyler, sözler mi Allah'a? Şöyle diye ister edilir. Bu iftira olmuyor. İftira olmuyor. Kul de net açık ve seçik herkese duyuyor de kul de ara emretti Rabbi benim Rabbim bir kasd her şeyin dengeli orta yol adaletli olan emri şehvet var mıdır? Vardır. Veren kim? Allah. Kadına erkeğe ne zaman? Aklı başına geldikten sonra. Yani din ile muhatap olduktan sonra. O zaman doğru ne yanlış ne? Allah ne istiyor ne istemiyor? Hepsini öğrenmek zorundadır. Çocuk bülü çağına gelmeden evvel bülü çağında hani yarışta gelin bakalım derler olimpiyatta koşucular gelir dizilin derler dizilin bir işaret verirler herkes dizinin üstüne böyle durur elde bir silah tak silah attığı zaman ne olur? İnsanlar atılır. Bülü uçağına kadar böyle hazır bekleyecek bu çocuğa helal nedir, haram nedir, Allah kimdir, cennet nedir, cehennem nedir, örf nedir, adet nedir, hepsini öğreteceksiniz. Ve silah tak dediği zaman yarış başladığında Müslüman dinini bilerek hayata atılacak. Efendim diyorlar, bir kısım eğitimciler dinliyoruz. Çocuğa dini öğretmeyin. Analar, babalar, çocuğa dini öğretmeyin. Dünya görüşü öğretmeyin. İdeoloji öğretmeyin. Çocuğun zihnini etkilemeyin. Çocuğu okula verin. Ta ki akıl başına gelir. Kaç yaş? 15, 18, bizde de öyle. 15, bizde 18 yaş. İmameyn'in görüşü 15 yaş. İmam-ı Azam'ın, yok tam tersi. İmam Azam 18 yaşında diyor, İmameyn 15 yaşında diyor. İkisi de geç olabilir. Bu ikiler de o 18 yaş diyorlar. Diyelim 18 yaş. 18 yaşından sonra çocuk kendisi karar verir. Din seçerse kendisi karar verir. Müslüman olacak, Yahudi olacak, Hristiyan olacak, kendisi karar verir. Dünya görüşü, komünist olacak, sosyalist olacak, Müslüman olacak, faşist olacak, kendisi karar verir. Siz etkilemeyin, siz karışmayın diyor. Doğru mu söylüyorsunuz? Tamam, biz hiç karışmayacağız. Siz de ona mektepte bilmem kimin kanunları, ilkeleri, görüşleri diye öğretmeyeceğinize söz veriyor musunuz? O devletin görüşü. Devletin görüşü, Allah'ın görüşü. Görüş görüştür lan. Siz de karışmayın, biz de karışmayın çocuklarımıza. Akıl hali gelince bomboz zihinlere göre. Hayır, biz ilkokula girdiğiniz zaman ey bizi! Neydi onun gerisi söylemeyelim. Unuttuk gitti çünkü yaşımız şu. Size de söyledi mi? Söyledi. Ezberinizde mi? Açtığım yolda kurduğum hakikaten unutmuşuz ya. Siz de öğretmeyin. Yok biz girer girmez. Daha kapısında öğretiriz. Bahala bak. Gözüme bahala. Bizim alnımızda enayi mi yazılıyor?
Kim ne yaparsa yapsın, biz çocuğumuz doğduğu zaman kucağımıza alır, sağ kulağına Allahu Ekber diyerek ezanla başlarız. Ona en güzel adı koyarız. Öyle koyarken de vuralım, sallayalım, kayalım. Böyle isimleri de koymayız. Ahmet koyarız, Muhammed koyarız, Mustafa koyarız, İbrahim koyarız, Nur koyarız. Yedinler içimize sersem budalarız. İlk taş koymaktan Allah'a ibadete başa koyarız. Allah adalet olur. Nereden geldik buraya? Tövbe ya Rabbi. Şuradan geldik. Allah vücuda şehveti koydu mu? Koydu. Yoktur diye inkar etmenin anlamı var mı? Kız oğlanları evlendirme ve bekar koymak mümkün mü? Bu çocukların efendim aklına şehvet düşer diye ekmeğini kız, suyunu kız yedir ve içirme. Ta ki şehvetleri olmasın. Durmadan oruç tuttu, şehvetleri kırılsın diye. Şehveti kırar mı oruç? Hocalarımız bazı veriyor, Ramazan geldi. Ey gençler, oruç tutun çünkü şehveti kırar. Estağfurullah, ey gençler evlenin. Yok evlenemiyorsanız, imkanınız yoksa oruç tutun çünkü oruç şehveti kırar. Sen ne kadar çabalarsan çabala, Allah bu şehveti koymuştur, engelleyemez. Ha bizim papazlar dediğimizin oluyorsa tövbe estağfurullah. Vatikan'ın kulakları çınlasın. Erkekleri, kızları evlendirmiyorlar rahip rahibeler. Sonra ne oluyor? Evvelki papa niye istifa etti? Vatikan'da hangi skandallar dolaşıyor? Hangi lutilikle rezil ve kepaze oldular? Kaç tane papaz lutilikten, eşcinsellikten işten atıldı? Montesquieu'nun denemelerini okuduk hepiniz, çoğunuz okumuşsunuzdur. Manastırda evlenmek yasak. Pencerelerden atılan düşük çocuklar ne oluyor? Düşük çocuklar ne oluyor? Ben gençtim, Maraş'ın üniversitenin merkezi öğretmen okuluydu, bilenden biri. Sonra Spirit'in merkezi oldu değil mi 80'de? Onlarla ben öğretmen okuluyken orada birisiyle dalga geçmişler. Sen işte orada çöpürüp de o kardeşlerle orada ağlamış. Ben konuştum. Ben bu çöp fidanlarından az doğru bu çocuk toplamadım. Yok kabul eder misiniz? Bu çocuklara vakti saati gelince evlendireceksin. Üniversite şuydu buydu, işti, askerdi. Hayır hayır, riski veremem. Şuraya bir defa zina yaptı yazdırmayacaksın. Yok kabul edemezsin. Allah koymuş. Ama hayvan gibi bunun peşine de düşmenize gerek yok. Gece gündüz durmadan fuhuş, zina, seks. Lan başka derdin yok mu senin? Hayatta başka bir işin yok mu senin? Başka bir işin de yok. Eğer senin bütün düşüncen bu olursa hakikaten olur. Ondan başka iş yapamazsın. Bundan başka iş yapamazsın. Aklına kötü ne gelmez? Namussuzluk tek olur. Doymazsın sonra. Avrupa bugün ölüyor. Değerli kardeşlerim, bu gibi şeylerden bahsetmek ayıp ama yeni gelince ders alalım söyleyeyim. Avrupa'da eş değiştiriyorlar, tek bir eş tatmin olmuyor. Adam karısını veriyor gözünün önünde bir başkasına. Kura çekiyorlar, karısı düşmüş. Genel sen düştün, bana diyorlar, apartmanda hep beraber. Grup seks diyorlar, tek kişiyle tatmin olmuyorlar. 500 kişi, 1000 kişilik salon yapmışlar. O salonlarda toplu halde seks yapıyorlar. Artık doymuşlar. Kesmez kardeşim. Bu fuhuşun peşine düşersen seni kesmez. Artık
Biz diyoruz ona ya tedbir alın, kılıf getirin bilmem ne, ya da tek eşli olun, nikah olun, evlilik yapın demiyorlar. Bir kadın bir erkekle bildiğinizde sizi kalkın diyorlar. Şimdi bütün dünya eş tehlikesiyle başı belada ve henüz daha teşhisi olmadı. Bu hastanın teşhisini bulurlar, Allah bir başkasını verir. Dünden beri soğukluğu vardı, freni var, bugün eş var, yarın bilmem ne var. Allah fıtratta ters olan bu yolları cezalandırır bu dünyada. Ne alabildiğine ses çılgınlığı, doyumsuzluğu, gerek etmek, ne de bunu yok kabul etmek. Bu işin ortası ve dengesi. Şehvetini nikahla helal yoldan gider. Allah işte kıstı emreder. Dengeyi emreder. Adil olmayı, adam olmayı emreder. وَاَقِيمُ وُجُوهَكُمْ اِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ وَاَقِيمُ وُجُوهَكُمْ Yüzlerinizi, kalıplarınızı çeviriniz. اِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ Her bir mescitte وَاَقُوهُ Allah Celle Celle'ye dua edin. Namaz kılın, muhlisine davet değil. Ama dini ona halis edin. Sadece Allah için. Allah'ın kulusunuz, başka mabudunuz yok, başka tanrınız, başka ilahınız yok, başka rabbiniz yok. Çünkü bütün otoritede Allah karşısında bir hiç, Allah'ın emriyle karşı karşıya geldiği zaman ne sevgili baba, ne can diğer anne dinlenmez. Allah'ın emriyle karşı karşıya geldiği zaman ne okul müdürü, ne memleketin müdürü, ne ağası başası dinlenmez. İsyan hayır. Sivitansız. Demokratik muhalefet diyor. Dediğiniz İslam'a göre yanlış ve yapmıyor. Ceza varsa da çeker. Gider yatar. Para cezasını verir. Cesur olun. Kardeşlerim cesur olun. Size dininize aykırı bir işi kimse teklif edemez. Çünkü din ve vicdan özgürlüğü insan haklarındandır. Bütün İstediğiniz aldınız. Daha isteyin daha al. Dün Kur'an okumak yasaktı. İstediniz. Mekteplere girdi mi girdi. Ama nasıl girdi seçmeli. Ne demek ya? Ayıp değil mi ya? Ya seçmen olur mu Allah'ın kitabı? Herkes okuyacak bunu. Mecbur olmasını istiyoruz deyin ya. İsteyin. Ya siz seçmiyor musunuz? İsteyin. İsteyin ve alın. Hiç kimse size dinin aleyhine bir şey dayatamaz. Çünkü anayasanın 14. maddesi. 20. maddesi, din ve vicdan özgürlüğü var, dininizi seçme, dininize iman etme, seçerek. 2. Öğrenme hakkımız var. 3. Uygulama hakkımız var. 4. Savunma ve başkalarına anlatma hakkımız var. Laiklik bunun garantisidir. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir.
hakkında bir kitap yazın. Layıklık sorgulaması. Sorgulayın canım. Layıklık size dininizi öğrenme hakkı veriyor. Yaşama hakkı veriyor. Efendim birisinin başörtüsü. Hanımı başörtülü olanı devlet dairesinde bürokrat yapmazlardı. Yanlıştı. Savaşa, savaşa, savaşa bu yanlışına döndüler. Şimdi başörtüsü her yerde serbest. Dünya zalimlik yapıyorlardı. Keyfi, hımmı, okumaz, yazmaz, düşünmez, korkak bu seni. Müslümanları sürü yerine koydular. Ve yaptılar, başardılar da yeter artık. O millet gitti, uyanık bir millet geliyor. Dinini öğrenen bir millet geliyor ve istiyor. İstiyor ve alıyor. Daha ne yapacaksınız? Allah'ın izniyle daha çok sayarız. 2017'de gazetelerde okudum ben. Artık memura sakal bırakmak da serbest. Neyliyim ki? Sakalın düğülmesi silahken din dersi öğretmen olarak sakallı dinimi anlatamadım. Arasa camisinde vaaz ederdim. Sakalım yoktu ve ben cemaatte utanıyorum dedim. Ben sizin yerinizde olsam ben dinime çekebilirim. Sakalsız vaiz, sakalsız hoca dinlenir mi ya o? Ben sizin yerinizde olsam çekebilirim. Gitmiyorsunuz. Niye gitmiyorsunuz? E işte böyle hocanın böyle cemaat yok. Tekniniz yok ki. Ama o da gelir. 2017'de hükümet bir genelge hazırlıyormuş. Sakal da serbest, kılık kıyafet de serbest. Hepsi de serbest oluyor. İnşallah. Daha isteyin, daha hakkınız alın kardeşim. Bizi bu zamana kadar cah cavrak ettiler. Sakal kesmek haram. Sakal bırakmak farz. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bu devlet memuru niyetinden inşallah ona verirdi. Bu zamana kadar sakal bırakmıyordu. Esnaf kardeşim sana ne oluyordu? Ne oluyordu ben söyleyeyim. Memleketin çoğu sakalsız olunca ben sakal bırakırsam bir de sokakta iltica var, şu var, bu var ya. Beni de ilticadan sayabilirler. İşte dükkanıma, iş yerime, aydın kesimi, sakal bırakmayı kesin giymeyebilir, alışverişim zararı görebilir, şu olur, bu olur diye adam ihtiyar ediyor. Artık bu memlekette inşallah sakalından, sakalsızlardan daha çok olacak mı? Cemaat, ben de size bakacağım her cemaat. Diyeceğim, diyeceğim, sevdiklerim arkada, seni sakal bırakmama engel olan nedir artık? Yani sen emeklisin, sen niye bırakmışsın? Ha ben o kardeşim, işçi kardeşim, sana da serbest oldu, sen niye bırakmışsın? Ha şeytan Allah'a bir kere secde etmedi, ne oldu? Bir kere isyan etti. Sen her gün isyan etti, ne olacak bakalım, ne olacak? Vicdanın izin verecek, vermez. Vicdanın izin vermez ve bir gün dersin ki ya her gün Allah'a isyan etti, bırakın şu sakalı, gitsin dersin. Biz de artık sakal mevzusunu 3 ayda, 6 ayda bir ya söyler ya da senede bir kere ya söyler ya söylemezdik. Bundan sonra 3 ayda, 7 böyle 2 ayda bir ayda biz söyleriz artık ya. Niye söyleriz bırakın? Ezan da bunu herhalde. Ayet bir şeydi. Kema böyle bu tarzı nasıl dünyaya geldiyseniz öyle gidip döneceksiniz. Ayetin sonunda okumuşum. Adem'i anlattık değil mi? Toprakları dikildi, Allah ruh ödedi. Sonra dünyaya ne sebepten indirildi? İşte o toprağa geri döneceksiniz. Ben ölmeyeceğim arkadaş. Ölsem bile yeniden dirilmeyeceğim diyen her şeyi yapsın. Allah'ı dinlemesin. Serbest. Ama ben Allah'a iman ediyorum diyorsa öldükten sonra dirilip Allah'ın huzurunda hesap vereceğini hesaba katsın.